kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zemininin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesine karşılık yaparak riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yeri toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirilmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir. Ülkemizde 2012 yılında AKP hükümetiyle başlatılmıştır. Yapılan eleştiriler arasında hak sahiplerine önerilecek konutların genelde hak sahibinin tapulu alanı dışında olan bölge ve yerlerinin göstermesiyle sosyolojik açıdan emlak değerinin daha çabuk yükseleceği için bırakılan alanın tam değerine denk gelemeyecek yerlerin önerilmesidir. Çarpık kentleşme, kentleşme, sanayileşme ve ekonomik gelişmeye kuruşlu olarak kentteki nüfusun artması ve büyümesi sonucu oluşan artan oranda örgütleşme, iş bölümlerinin artması ve kentlere yapılan evlerin, binaların sayısının artmasıyla oluşan şeylere denir. Çarpık kentleşme ne demektir diye soruyorsanız hemen yanıtlayayım. Çarpık kentleşme, şehirlerin herhangi bir denetim gücü olmadan plansız ve programsız bir şekilde rastgele olarak büyümesiyle ifade edilir. Çarpık kentleşmenin sebeplerinden bazıları hızlı yapılan binalar, hızlı yürütülen programlar ve planlardır. Bu durumlar sağlıksız ve plansız bir şekilde yapılan gecekonduların da ortaya çıkmasına neden olur. Çarpık kentleşmenin asıl nedeni ise hızla büyümekte olan şehirlerin nüfus artışı yüzünden konut sıkıntısı çekerek plansız şekilde gecekondu yapması ve plansız şekilde kent oluşumuna sebep olmasına dayanır. Ben 9 yıldır Acarlar sitesinde oturmaktayım. Acarlar, Avrupa yakasının Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır. Bu ilçe 3. köprüye bağlanmaktadır. İstanbul Boğazı'na 1. köprü, Boğaziçi Köprüsü, 2. köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sonra yapılacak olan 3. köprü, ilklerin köprüsü olarak adlandırılmıştır. Bu köprü, Avrupa yakasında Sarıyer'in Garipçe Mahallesi ve Anadolu yakasında Beykoz'da yer alan Poyrazköy semtinde yer almaktadır. Bu proje, İstanbul'daki trafiğin azaltılması ve gün içindeki insanların yaşamını kolaylaştırılması için yapılmaktadır. Fakat şöyle bir sorun vardır ki bu bütün İstanbul'a aynı şekilde pozitif bir şekilde etki etmeyecektir. Görüntülerden görmüş olduğunuz şekilde yaşadığım yerin Acarlar sitesinin çevresindeki değişimleri görebilirsiniz. Eskiden yani 9 yıl önce ben buraya taşındığımda Acarlar sitesinin etrafında hiç kimse oturmuyordu. Sadece çiftlik vardı. Bu çiftlikte bazı gecekonular bulunurdu. Fakat 3. köprünün yapılacağı gün açıklandığından beri bu benim çevremde bir sürü yan etkisi oldu. 3. köprü bir sürü değişikliğe sebep olmasıyla beraber bir de çarpık kentleşmeye sebep olmuştur. Bu çevrede yaşayan insanlardan özellikle çiftlikte yaşayan insanlar evlerinden çıkıp okula gidecekleri zaman bu yerlerin yanından geçince kendilerini kötü hissedebilirler. Yerin estetik bir yer olmadığını söyleyebilir. Çarpık kentleşmeyi durdurmak için şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü 3. Boğaz Köprüsü çoktan yapıldı. Dönüşümde başarısız olmuştur. Zaten uzun zamandır başarısız olan bu ilçe hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Sarıyer içinden geçtiğiniz zaman fark ederseniz sağda solda bir sürü esnafın olduğu yerdir. Fakat buradan 1-2 kilometre sonra Zekeriyaköy'e veya Arıköy'e ulaşınca ne kadar etik yerler olduğunu görebilirsiniz. Ve bu yerler şimdiden çarpık kentleşmeye maruz kalmıştır. Fakat bizim çevremizin de maruz kalmaması için belediyenin bu konuya bir şey yapması lazımdır.